Merhaba arkadaşlar, bu salı Bin Market'e harika salon sarmaşığı, peperomia ve birçok tür gelecek. Böyle gördüğünüz gibi kurdele çiçeği, melek kanadı ve fiyatları çok uygun olacak arkadaşlar. 24.75'ten ve daha birçok tür var. Şimdi detaylıca göstereceğim size. Yine telgraf çiçeği, süt kaktüs türleri gelecek. Mix olarak, sukulent set olarak gelecek arkadaşlar. Aşk merdiveni gelecek, mor telgraf çiçeği gelecek. Çok güzel güzellikler gelecek. Bu güzellikleri kaçırmamanız lazım. Rex begonya gelecek, pembe renk. Ayrıca pembe telgraf çiçeği gelecek. Bakar mısınız şu güzelliklere? En sonda mix halini size göstereceğim. Ayrıca kraton gelecek arkadaşlar. Ve yine Çin para ağacı olarak bildiğimiz bu güzellik gelecek. Bakar mısınız? Her biri ayrı güzel. Katalog resminde size gösteriyorum. 24.75'ten bu güzellikler satışta olacak. Şimdi ben sizi balkonuma götürüyorum ve kaktüs ve sukulent toprağı nasıl hazırlanır ve 20 günde değişimi nasıl olur hep beraber inceleyeceğiz. Bu kadar güzel sukulent yetiştirmek için toprağımız çok önemli. Şimdi sizlere yerdeki çamur içerisinde kalmış halimi göstereceğim. Evet arkadaşlar, balkonun içerisine yayıldım. Bu şekilde kokopitleri, blokları çözdürüyorum. Bakın, kokopit bloğu bu. Hindistan cevizin dış lifinden elde edilen torf arkadaşlar. Kurutulmuş halde geliyor bu. Sev tarımdan aldım arkadaşlar. Çok uygun aldım. Sukulentlerle Mutluluk kanalında Emine Hanım önermişti. Gerçekten çok güzelmiş. Bebeğin kokopitine benziyor. Aynı. İçerisinde katkı maddesi yok. Muazzam görünüyor. Çok kaliteli. Ucundan daha önce kullanmıştım. Yorumlarda sorulmuştu, memnun kaldınız mı diye. Çok memnun kaldım. Henüz içerisine toprak karışımı yapmadım. Bu saf kokopit. Bu şekilde sıkıştırmış blokları arkadaşlar. Bunları suyla temas ettiği anda hacminin 10 katına büyüyor. Bu 60 litreye 6 kiloluk 60 litreye dönüşen bir kokopit. Bakın böyle harika görünüyor. Bu kadarını kullanacağım, kalanını kullanmayacağım. Bakın bu kadarını çözdürdüm. Üçte ikisini çözdürdüm. Üçte biri kaldı çözdürmediğim. Bu bana şimdilik yeterli. Bunun içerisine biliyorsunuz ben toprak karışımı yapıyorum. İçerisine lav taşı, lav kırığı, pomza, solucan gübresi, vermikülüt, zeolit hepsinden ekleyeceğim arkadaşlar, geçirgenliğini arttırmak için. Böyle güzel bir torf. Özellikle sorulduğu için söylüyorum. Çok güzel çıktı. Bakın ikinci şöyle de paketini çıkardım. Şu an balkon Allah pabuğuna döndü. Şöyle göstereyim bakın. Çok güzelmiş. Tane tane eziliyor. İstediğiniz nemlilik oranında ayarlayabiliyorsunuz. Suyu fazla koyarsanız çok nemli olur. Sıkarak eğer suyu fazla geliyorsa suyunu sıkıp böyle de koyabilirsiniz. Şimdi bu saf kokopit asıl toprağımızın ham maddesi. Diğer malzemeleri de yavaş yavaş karıştıracağım arkadaşlar. Bu da zeolit arkadaşlar. Volkanik kayaş türü. İnanılmaz geçirgen ve besin mineral değeri çok yüksek. Topraklarımın, saksılarımın üzerine de koyuyorum. Ben bunu Beybek'ten aldım. Bir çuval alıyorum. 25 kiloluk alıyorum arkadaşlar. Bunu çok kullanıyorum çünkü tüm saksılarımın üzerindeki görünen beyaz madde de bu. İçi gözenekli arkadaşlar. Normal taşlar gibi değil bunlar. Dolomit taşlara benzemiyor. Bunlar çünkü dolomit taşlarının içerisinden hava geçişi olmuyor. Ama bu, bakın, sıkıştırılmış toprak gibi düşünün. Sıkıştırılmış kil bilyesine benziyor. Geçirgenlik benim için çok önemli. Çünkü ben aşırı sıcaklarda, yazın aşırı sıcaklarda çok fazla sukulent kaybı yaşıyoruz. Bu nedenle özellikle kendiniz karışım yaptığınızda ya da herhangi bir sukulent toprak karışımı aldığınızda kullanabilirsiniz. Ama kendiniz karışım yaptığınızda hem bereketli oluyor hem de arkadaşlar bölgenize göre ayarlayabiliyorsunuz. Geçirgenlik oranını, solucan gübresi oranını ya da nemli iklimdeyseniz ona göre daha kuru bir toprak elde edebilirsiniz. Kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şu nemli tutar, şu kokopit normal bitki torfundan farklı arkadaşlar. Şimdi nemli tutuyor, asla ıslak tutmuyor. İçerisinden kökler gerekli olan suyu alıyor ve sonrasında bırakıyor arkadaşlar. Ama normal çiçek torfu suyu tutuyor, içerisinde tamamen sulu ve nemli bıraktırıyor. Eğer sonrasında da çok kuruduysa toprak, yazın kurutuyoruz biliyorsunuz. Çok hızlı konuştum, çok yoruldum, inanılmaz. 60 litre kokopit elde etmek için inanılmaz bir çaba sarf ediyorum. Eğer çiçek torfu kuruduğunda da arkadaşlar tam takır takır kurur ve içerisine su almaz. Ama kokopitte öyle bir özellik yok. Çok sağlıklı.
Şimdi bu da solucan gübresi. Bundan da koyuyorum. Bakın solucan gübresi de ekliyorum. Yine diğerlerini de ekliyorum arkadaşlar. Ekleyeceğim sırayla. Bu da vermiklüt arkadaşlar. Daha çok bebek türleri diktiğimde içerisine bolca katıyorum. İnanılmaz köklendiriyor. Köklendirici bir mineral. Bakın. Şöyle harika bir materyal. Çok güzel. Altın tozu gibi gözüküyor. Işıl ışıl parlar. Eğer köklendirmek istediğiniz, çelik dikeceğiniz ya da minik yavruların dikiminde kullanacaksanız bunun oranı artırabilirsiniz. Ben şu an büyük sukulentleri dikeceğim için içerisine çok fazla koymadım. Şimdi de şöyle bu da kumza. Bu da yine volkanik kaya türü. İnanılmaz mineralli, besinli ve çok güzel bir şekilde toprağımızın geçirgen olmasını da sağlıyor aynı zamanda. Bunların hatta arkadaşlar kökler bu volkanik kayış türlerine çok güzel tutar. Eğer normal çakıl taşı kullanırsanız çakıl taşına tutunmaz. Ama bunları tamamıyla sarıp sarmalıyor kökler. İçerisine tarçın koyacağım. Şöyle tarçın ekleyeceğim. Ben bütün topraklarıma tarçın ekliyorum. Yumurta kabuğu ekliyorum arkadaşlar. Odun külü, odun kömürü ekliyorum. Böyle geçirgen bir toprak istediğiniz orantıda hazırlayabilirsiniz. Çok geçirgen de hazırlayabilirsiniz. Ya da geçirgenliği daha az duyuyorsanız bölgenize göre kuru bir iklimdeyseniz. Ben tamamıyla taşlardan oluşan bir toprak hazırlamıyorum. Yani volkanik kayış türlerinin ağırlıkta olduğu bir toprak hazırlamıyorum. Birazcık daha aşırı kuru bir iklimimiz olduğu için birazcık daha geçirgenliğe az toprak hazırlıyorum. Ama yazın girişinde, yazın arkadaşlar, çok geçirgen bir toprak hazırlıyorum. Şu an sonbahar ayında ona ihtiyaç yok. Bu şekilde karıştırdığımızda toprak hazır olacak. Hemen karıştırıp size gösteriyorum. Evet, karıştırdım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şu an benim toprağım biraz nemli. Büyük sukulent dikeceğim zaman nemli toprak sıkıntı değil arkadaşlar. Ama çelik dikecekseniz kesinlikle kuru toprak lazım. Bunun için 1-2 gün güneş altında kalması yeterli. Karıştırarak bırakın, hemen kurur. Tekrar tane tane kokopitin her bir tanesi kurumaya başlar. Şu an suya doygun olduğu için taneleri açılmış oluyor. Onu kuru toprağa dikmeniz lazım. Yani çelikleri kuru toprağa dikmeniz lazım. Ama normal sukulentleri bu şekilde. Bu şu anda direkt kullanacağım ben bunu. Şu daha hazırlanmak için bekleyen, henüz hazır değil. Bu da kuru hali arkadaşlar. Bu şekilde bir gün dışarıda tutup kalanını koyacağım. Çünkü bakın hala sıkıştırılmış kokopit hali duruyor. Onu da şöyle göstereyim. Bu da suyla nemlendirilmiş hali. Bu da hazır toprak hali. Bu şekilde hazırlıyorum. Evet, toprağımı hazırladım. Bu şekilde saksıların içerisine koyduğum kaktüs ve sukulent toprağını şöyle yuvalarını açıyorum. Dikeceğim kadar. Yeni aldığım sukulentleri dikeceğim arkadaşlar. Bakın. Ve oraya yavaş salınımlı gübremden ekliyorum. 1 litre toprağa 1 çay kaşığı ekleniyor. Şu şekilde. Hava karardı. Ama size göstermek için bakar mısınız? Yine de şöyle çekmeye çalışayım. Umarım net gözükür. Boyunluk kamerasıyla yapmaya çalışıyorum. O da birazcık sallanıyor. Dip kısmını sıkıştırıyorum arkadaşlar. Toprağı çok fazla sıkmıyorum ama dip kısmını mutlaka sıkıştırıyorum. Bu şekilde diktim. Diğerini de dikeceğim. Araya sıkışmış. Çıkartamadım. Ancak evet, toprağıyla gelmiş bu. Toprağını şöyle aktarıyorum. İlaçlamasını yapacağım. Yeni aldığımız sukulentlerin mutlaka ilaçlamasını yapmamız lazım. Kendi toprağıma dikeceğim için emin olduğum toprağa dikeceğim arkadaşlar. Kuruyan, çürüyen alt yaprakları da almam lazım. Tekrar çürüyüp oradan bir bakteri oluşturmasın diye. Şöyle alıyorum. Evet arkadaşlar, o saksı değişiminden sonra toprağı hazırladık. Saksıların birçoğunu değiştirdim ve 20 gün sonraki halini size göstereceğim. Şöyle balkonumda yağmurlu bir günde bu çekimi yapıyorum.
sizlere paylaşacağım son güncel durumlarını beraber Lila Kina Gold'u dikmiştik ve böyle harika bir şekilde gelişmeye devam etti ve yine beraber Dusty Rose'u dikmiştik. Bebişi kocaman oldu arkadaşlar ve toprağına tutundu, harika görünüyor. Şimdi sukulent toprağında yetiştirdiğim yavruları göstereceğim size. Birçok anne sukulent yaprağını alıyorum arkadaşlar. Saksı değişimde özellikle alıp bu şekilde köklendirip ve yavru haline getiriyorum. Ve sonrasında da bunlar anaç yolunda ilerliyorlar. Şöyle yağmur damlası almış, yağmura doymuş yavru bebişleri göstereyim sizlere. Bakar mısınız şu bebişlerin güzelliklerine? Muazzam görünüyorlar. Bazı türler daha hızlı büyüdüğü için bakın Fred'ler diğerlerine göre atağa geçtiler. Onlar biraz daha ön planda oluyor. Ekeverya türleri biraz daha, bazı türler arkadaşlar daha yavaş büyüyor. Onlar daha minik olarak karşımızda. Bakar mısınız şu güzelliklere? Ay Allah'ım, her biri ayrı güzel. Bakın arkadaşlar şöyle öbek öbek muazzam görünüyorlar. Umarım net olarak gözükebilir. Hava yağmurlu. Yağmurlu olduğu için birazcık daha karanlık. İnşallah renkleri tam anlamıyla gözükür. Bakar mısınız? Şunların güzelliklerine bakın. İçlerinde, göbeklerinde daha yağmur su damlaları duruyor. Bu da gördüğümüz Misty Lilac arkadaşlar. Birçoğunu artık buradan ayırt edebiliyoruz. Daha minikken ayırt etmemiz çok zor. Ama büyüdüklerinde daha kolay ayırt edebiliyoruz. Şimdi artık bunlar bir sonraki evre. Bunların birçoğu 5,5'luk saksıya sığacak durumda. Ama bunlar biraz daha minikler. Sağdakiler daha minikler. Size en sevdiğimiz, bizi en çok mutlu eden halleri, yapraktan büyüttüğümüz güzellikler, inanılmaz emek veriyoruz. Bu kadar emekle büyüttüğümüz için ayrı kıymetli oluyorlar. Bakar mısınız güzelliklerine, renklerine, soğukla birlikte harika renk aldılar. Şöyle de göstereyim iki saksıyı yan yana arkadaşlar. Şimdi annelerine doğru geçiyoruz. Hepsi suya doydu. Yağmurlu mu? Yağmur yağmadan önce arkadaşlar tamamen açtım. Balkon açıktaydı. Hepsini kenarlara dizdim. Ve suya doyduktan sonra artık yağmur devam ettiği için ben bunları şu an yağmurluğu geri kapattım. Fazlasıyla suya doydular. Hala üzerlerinde sabaha kadar yoğun bir yağmurun altında kaldılar. Ve son hallerini göstereyim. Suya doymuş güzellikleri. Bakar mısınız? Her biri ayrı güzel. Sardunyaları da çoğaltmıştım. Onlar da orada gayet güzel. Şu saksımdan başlayalım. Şöyle aqualis'lerin muazzam olmuş halleri arkadaşlar. Bunlar hepsi. Bakın suya doydular. Yaprakları tamamen doldu. Biraz susamışlardı. Ben de yağmur suyuna bıraktım hepsini. Akşamdan sabaha kadar yoğun bir yağmur suyu aldılar. Ve iyice toprakları suya doydu. Altlarından bolca yağmur suyu akıyordu. Şimdi içeriye korumaya aldım. Daha fazla yağmur suyu almasınlar diye. Şöyle bakın. Muhteşemler. Letizyaların renklerine bakın. Şu güzelliklerin renklerini sizlere tek tek göstereyim. Her biri yaprakları da suya doyunca bir ayrı güzel oluyorlar. Burada da bir kızarmış suyum var. Muazzam güzellikler. Arkadaşlar bizlere gerçekten bu hobiyi sevdiren en iyi halleri bebiş halleri. Bebiş hallerini gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Bizim bölgemizde arkadaşlar aşırı sıcak olan iklimlerde, ülkemizde özellikle son 2 yıldır aşırı derecede sıcaklar yaşıyoruz yaz aylarında. Bu nedenle toprağımız çok önemli. Kışın kullandığımız toprak çok geçirgen olmasa da sıkıntı yaşamayabiliyoruz. Sulamıyoruz çünkü hızlı büyümüyorlar. Ama yazın o sıcaklarda kesinlikle çok geçirgen toprak kullanmamız lazım. Ben de size detaylıca toprak karışımımı gösterdim. Bakar mısınız ghostlerin mükemmelliğine? Harika görünüyorlar. Çok güzeller arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada da çok güzel türlerim var. İçerisinde şöyle drakolarım, Albert Bynes arkadaşlar, yavrulu, arkada da kocaman bir yavrusu var. Luella Red solda, hemen burada Pink Paraguayans de var. Şöyle yavruları da arkasında. Bu güzelliklerin saksılarından taşlı ilkbaharda bunların saksıları değiştirilecek. Şöyle yine Orion'un güzelliği burada. Burada Lotus'un harika formu var. Sedum clavatum'u orada. Bakar mısınız? Şu pulvinata'nın rengine bakın arkadaşlar. Resmen siyaha doğru dönüyor bordo hali. O kadar güzel gözüküyor ki şu an ekrana tam yansımıyor rengi. Siyaha doğru dönüyor. O kadar güzel bir renk aldı. Muazzam görünüyor. Yandaki yeşillikle beraber harika görünüyor.
Yine naylonları ben kenaraya tutturuyorum arkadaşlar mandallarla, ama şu an hala tadilatımız, bina tadilatı devam ettiği için bu kısımdaki çamaşır iplerimi indirdiler iskeleyi dayayabilmek için. Bu nedenle şu tarafı sabitleyemiyorum, buraya kadar sabitliyorum ama iskelenin bu tarafından dolayı iplerim açıkta, naylon tam yerinde durmuyor. Bakar mısınız, Mukako dev hali aldı, ellen yanında renklenmeye başladı. Nano Hokumine tırnakları ojeli muhteşem bir form aldı. Şöyle Melaka'nın güzelliği, bakar mısınız, pistachi, pembe grapto, mendoza, aqualis'in minik yapraklı olanı, her biri ayrı güzel arkadaşlar. Şöyle de size bu güzellikleri göstereyim. Muazzam görünüyorlar. Şimdi annelerine doğru göstereceğim. Nereleri gezdik beraber bakalım. Şöyle bir tur yaptık. Şimdi bu kısımdaki, tabii üstler de dolu arkadaşlar ama üstleri şimdi ayrıca gösteremeyeceğim. Üstler de tamamıyla güzelliklerle dolu. Şöyle göstereyim. Şimdi şuraya bakalım. Bakar mısınız? Bunlar anneler. Anne güzellikler. Her biri ayrı güzel arkadaşlar. Bunların yapraklarını yatırmıştım. O yapraklarından bebişleri elde ettim. Onları da şimdi büyütüyorum. Bebiş halleri çok güzel. Bunlar kaç yıllık sukulentler, anaç sukulentler. Çok büyükler arkadaşlar. 15'lik saksıdan taşıyor birçoğu. Yandakilerde 20'lik saksıdalar. Şöyle ayenyum türleri 20'lik saksıda, bakar mısınız şunların büyüklüğüne? Şu şekilde gösterirsem biraz daha net anlaşılır. 15'lik saksıdan her biri taşıyor maşallah, subhanallah. Çok çok güzeller. Hepinizin bir maşallahını alırım. Daha önce de birkaç defa toprak karışımı videomu paylaşmıştım arkadaşlar. Şimdi 20 gün önce bu saksıları değiştirirken, toprak karışımı yapmışken sizlere de paylaşayım, bir güncelleme olsun dedim. İçerisinde ne buluyorsam koyuyorum ben toprakların içerisinde. Odun külü, odun kömürüne kadar, tarçına kadar her şey var ve çok sağlıklı büyüyorlar çok şükür. Şöyle şu pembe mucize, muazzam renk alan bir tür arkadaşlar. Yazın daha renkli oluyor pink tonla, kışın rengini daha kaybediyor. Biraz daha açık tonlarda, uçkun pembe tonlarında oluyor. Opalina da maşallah 20'lik saksıya aktar beni diyor. Zaten first lady bu hanımefendi saksısından taştı. Onu 20'lik saksıya almam lazım. Şöyle yandakiler 20'lik saksıda, ikisinin farkını da göstereyim size. Bakın bu şekilde 20'lik olanlar daha büyük. Arkadakiler şu ön sırayı da muhtemelen 20'lik saksıya almam lazım. Ama ilkbaharda alacağım. İlkbahara kadar artık zaten çok hızlı büyümeyecekler. Şu an sonbaharda inanılmaz hızlı büyüdüler ama artık kışa giriyoruz. Ve büyüme hızları duracak arkadaşlar. Çok yavaşlayacak. Aşırı soğuk bir iklimimiz var. Gaziantep'te oturuyorum. Gaziantep yoğun zirai don geçiren bir il arkadaşlar. Bu nedenle kışın bu kadar soğukta bunların büyümesi duruyor, yavaşlıyor. Tekrar ilkbaharda coşarak büyüyorlar. Yeterince büyüdüler. Maşallah, subhanallah. Güzel besleyici toprak karışımımla. Ve içerisinde de biliyorsunuz ben her zaman söylüyorum, yavaş salınımlı gübre kullanıyorum arkadaşlar. O da büyüme hızını çok artırıyor. Çok memnunum. Yıllardır kullanıyorum. Hep de bahsediyorum. Şu Meksikana dev gibi oldu artık. Sürekli tadilat var diye ben bu güzellikleri aktarıyorum yerlerinden. Bir o tarafa, bir bu tarafa, yağmura göre, iskeleye göre yerleri değişiyor. Biraz yorucu bir dönem oldu ama inşallah binanın tadilatı biterse artık normal yerlerine geçecekler. Arkamda çiçekliğim var, biliyorsunuz iki tane büyük çiçekliğim var. Onlar da tamamen dolu. Daha çok yapraklar orada ve birçok türüm var arkadaşlar. Çeliklerim, köklendirdiklerim birçoğu orada. Böyle güzellikleri göstereyim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Hem öncesi hem sonrası 20 gündeki farklılıklarını da size göstermiş oldum arkadaşlar bu güzelliklerin. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Umarım yararlı bir paylaşım olmuştur. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.